Demir çelik sektörümüzün çok saygıdeğer temsilcileri, değerli iş insanları, basın mensubu arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi bu dernek 50 yılı aşkın tecrübesiyle bünyesindeki güçlü üreticileriyle yalnızca sektör değil, Türk sanayisinin bütünü için müstesna bir yere sahip. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörle ilgili hemen her gelişmede derneğimizin kapısını çalıyor, üyeleriyle istişare ediyor, onlarla adeta yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ben bu vesileyle kendimi bir misafir değil, ev sahibi olarak gördüğümü de özellikle belirtmek istiyor. Genel kurul seçimlerinin başta sektör olmak üzere ülkemiz sanayisine de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, demir çelik sektörü elbette bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alınması gereken bir alan. Çünkü demir çelik dediğimizde aslında otomotivden inşaata, kimyadan enerjiye, raylı sistemlere kadar birçok sektörün ana girdisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla demir çelik sektöründeki her bir atılım, yaşanan her bir gelişme ülke sanayisinin bütününü de doğrudan etkiliyor. Ben ulusal ve uluslararası platformlarda Türk sanayisinin başarılarına örnek olarak demir çelik sektörünü gösteriyorum. Pandemi, savaşlar, korumacı politikalar ve uygulanan ihracat kotaları sebebiyle küresel çelik sektörü her geçen gün daralırken Türk çelik sektörü sizlerin gayretleriyle adeta bir tarih yazdı. Türkiye bugün 40 milyon ton çelik üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Kapasite kullanım oranlarına baktığımızda %76'lar seviyesine geldiğini görüyoruz. 25 milyar dolar değerindeki 22 milyon ton çelik ihracatıyla dünyada altıncı sıradayız. Bu rakam toplam ihracatımızın da yaklaşık %12'si anlamına geliyor. Ben başarılarından ötürü bu masa etrafında bulunan tüm üyeleri, onların nezdinde Türk çeliği, demir çelik sanayicilerini ve bu sektörde çalışan 55 bin emekçi kardeşimizi hasreten tebrik ediyorum. Ancak altına da özellikle bir not düşmek istiyorum. Türkiye'yi yatırımda, üretimde ve ihracatta global bir üs haline getireceğiz diyorsak, bu rakamları elbette daha da yukarılara çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu elbette kolay değil. Tedarik zincirindeki kırılmaların, sosyal, siyasi ve ekonomik krizlerin tüm dünyayı, tüm sektörleri ciddi manada etkilediğinin farkındayız. Özellikle kırılgan ve olağan dışı ham madde fiyatlamaları hepimizin malumu. İşte en yakın örnek hurdadan verebiliriz. Hurdanın fiyatı 2-3 ay gibi kısa bir sürede 700-800 dolarlara çıkıp daha sonra 470 dolara inebiliyor. Yılda 25 milyon tonla dünyadaki çelik hurdasının 1/5 birini tek başına ithal eden bir ülke olarak bu durumdan da en fazla tabii ki biz etkileniyoruz. Bu da aslında bizlere apaçık bir mesaj veriyor. Fırsatları değerlendirerek sektörün rekabet gücünü arttırmalı, tesislerimizi modernize etmeli, kısacası çağı yakalamalıyız. Bu ne demek? Eğer yoğun hurda ihtiyacımız varsa, bu alanda kırılganlık söz konusuysa, DRI'yı yani doğrudan indirgenmiş demir tesisleri için artık kolları sıvama vakti gelmiş demektir. Sektör temsilcilerimizden bu alanda yatırım beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün geldiğimiz noktada artık şu durum çok açık ve net bir şekilde ortada. Günümüz şartlarında bir ürünü üretmiş olmak tek başına asla yeterli değil. Asıl kritik olan nitelikli ürün geliştirip üretip bu ürünü doğru pazarlara ve değerinden satabilmek. Yani Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olmak yetmiyor. Ürünlerimizi daha vasıflı niteliğe de dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin silisli saç konusu. Biliyorsunuz Türkiye şu anda
trafolarda olsun, jeneratörlerde olsun dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri konumuna gelmek üzere. Bugün Afrika'nın hangi ülkesine giderseniz Türk trafocuları, jeneratörcüleri orada. Ve bunda kullanılan en önemli ham maddelerden bir tanesi nedir? Silisli saç. Taneleri yönlendirilmiş silisli saç yatırımı konusunda biz yassı ürün üreticilerimizden Türkiye'de bir adım bekliyoruz. Burada Tosyalı bana şahsen söz verdi. Biz bu yatırımı yapacağız dedi. Bunun gibi başka demir çelik sektörünün girmesi gereken alanlar olduğunu hepimiz biliyoruz.